Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Sıfırdan bir derece öğrencisi nasıl doğar adlı videoyla karşındayım. Evet bu videoda birebir ilgilendiğim ve koçluk yaptığım çok sevdiğim öğrencim Gonca'nın 50 netlerden önce 70 netlere sonrasında da sadece son 2 ayda 70 netten nasıl 105 artı nete ulaştığını sana adım adım anlatacağım. Onunla beraber uyguladığımız ölüm programını da sana yine bu videoda gösteriyor olacağım. Evet, bu videoda bir nevi koçluk yapmış olacağız ve koçluk süreçlerimizin nasıl ilerlediğini çok daha güzel bir şekilde görmüş olacaksın. Ayrıca seninle paylaştığım program sayesinde sen de bu programı kendine göre düzenleyerek çok kısa sürede 30+ art net arttırıp hedefine ulaşabilirsin. O yüzden bu videoyu sonuna kadar hiçbir yerini atlamadan can kulağıyla dinlemeni kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçmeden önce bu sefer 2 değil 3 adet güzel haberimiz var. Hemen onları vermek istiyorum. En güzel haberi en başta vereyim. Sınava 3 ay kalmasından ve çok fazla talep olmasından ötürü 3 yeni kontenjan açtım arkadaşlar koçluğum için. Bu kontenjanları kullanmak isteyen arkadaşlar mail adresimizden ya da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler en yakın zamanda geri dönüş alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim geri kalan 3 güzel habere. Birinci haber bildiğiniz gibi her videoda yıl sonuna kadar bir arkadaşımıza ücretsiz olarak koşuk veriyoruz. Bu videoda bu çekilişe katılmak için yapman gerekenleri ekranda verdim. Bir önceki videonun kazananını da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu arada bazı arkadaşlar 3 koşulun hepsini aynı anda yerine getirmediği için maalesef çekilişi kazansa dahi hakkını yedekteki arkadaşa bırakmış oluyor. O yüzden tüm koşulları aynı anda yerine getirdiğinizden emin olun arkadaşlar. İkinci güzel haberimiz kitapişler.com'da Atakan 5 kodunu kullanarak %50'lere varan indirimlerle kitaplarınız ve denemelerinizi bildiğiniz gibi temin edebiliyorsunuz. Ve üçüncü güzel haberim de 9 Mart Cumartesi günü İstanbul Sarıyer İşler Kitabı Şubesi'nde sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşları beklerim. Burada çok samimi bir sohbet eşliğinde sorularınızı cevaplamış olacağım diye ve daha fazla vakit kaybetmeden bu harika videonun içeriğine geçelim. Lafı çok fazla uzatmadan hemen o sabırsızlıkla beklediğiniz programa geçmeyi ben de çok istiyorum ama bu programın tek başına yeterli olmadığını, Gonca'nın program haricinde nasıl bu programdan bu kadar verim aldığını size ufakça anlatmak istiyorum arkadaşlar. 1. Gonca gerçekten inanılmaz disiplinli bir öğrenci benim dediklerimi bırakın dediklerimin üstüne de çalışmalar yapan bir öğrenciydi. Ben o gün örnek veriyorum 4 etüt ve 8 saat çalışmasını istiyorsam Gonca her zaman ya bunu nasıl 5 etütte çıkarabilirim ya yarım saat daha nereden kırpabilirimin hesabını kitabını yapıyordum. İşte bu tutku zaten sizi dereceye götüren şey derece öğrencilerini diğerlerinden ayıran en büyük faktör tutkulu olmaları. O yüzden bu tutkuyu şimdiden itibaren yakalamanız gerekiyor. Bunun haricinde eksiklerine inanılmaz derecede odaklı bir öğrenciydi. Yani eksiği neyse bunu asla duygusal bir şekilde değerlendirmiyordu. Olacak mı, olmayacak mı kaygısına asla kapılmıyordu. Duygusallığı arka plana atıyordu ve rasyonel bir şekilde ben bu eksiğin içinden nasıl çıkarım? Ben kalan sürede bu eksiklerimi en hızlı şekilde nasıl hallederim? Sürekli bunun hesabını, kitabını yapıyordu. En ufak bir yarım saati bile bu eksiklerini kapatmak için harcıyordu ve bu rasyonellikle inşallah onu dereceye götüren şey olmuş olacak. Ve son olarak da Gonca gerçekten sürekli ve sürekli benimle iletişim halindeydi. Yani benim gün içinde en çok iletişim kurduğum kişi belki de Gonca'ydı. Aklına takılan şeyleri her bana sorabiliyordu. Akşam bana günlük rapor attığında hemen raporunla beraber ekstra sorularını da cevaplıyordum ve bu şekilde en ufak bir eksiği bile çok hızlı hallettiğimiz için aslında Gonca hiç vakit kaybetmedi ve sadece en doğru adımlarla ilerledi. Bakın burası çok önemli. Ben burada ee, yanlış anlamayın ama hayal satmak istemiyorum arkadaşlar yani Gonca yaptığı hepiniz kalan 2 ayda işte 3 ayda 30-40 net arttırırsınız demek istemiyorum. Beni bilenler bilir benim ne kadar realistik bir insan olduğumu da bu e, platformda beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarım çok çok iyi biliyordur. Burada vermek istediğim mesaj şu bu videoyu izledikten sonra artı 30-40 net arttırman garanti demiyorum. Ama eğer ki sen de en doğru adımları atarak ilerleyebilirsen o zaman emin ol artı 30-40 net belki daha fazlasını attırabileceksin. Çünkü Gonca sadece 2 ayda ve 70 netten 105 nete çıktı. Ama sen önündeki 3 aylık süreçte eğer 50 netlerdeysen ya da daha düşük netlerdeysen çok daha fazla net arttırabilirsin. Çünkü netin ne kadar yüksekse net arttırmak da o kadar zorlaşıyor bildiğin gibi diyeyim. Daha fazla burayı uzatmayayım ama buranın çok önemli olduğunu vurgulamak istediğim videoya geçmeden önce. Şimdi gelin hep birlikte Gonca'ya hazırladığım ölüm programını inceleyelim. Evet gördüğün gibi program tam anlamıyla bak kelimenin tam anlamıyla ölüm programı. Yani burada lafın gelişi söylemiyoruz. Burada artı 30 net 40 net arttırmak kolay bir şey değil günde 12 saati üzeri çalışmazsanız bunu başarmanız çok da kolay değil arkadaşlar. Ama burada biz bunu başardık ve kanıtıyla birlikte de sizlerin karşısındayız. Şimdi bu programa eğer ağır diyorsanız üzgünüm ki bunun altında bir çalışma yaptığınız takdirde Böyle bir net artış yakalamak çok da mümkün değil. Yani biz 2 ayda %50 net arttırmışız. Eğer böyle başarı istiyorsan kalan zamanda sen de böyle bir program uygulamak zorundasın üzgünüm. Bu programdaki genel aslında kemiklere bakacağız. Genel hatları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir, sabahları denemeleri mutlaka çözüyoruz. Özellikle Türkçe ve matematik alanlarında denemeleri asla ve asla ihmal etmiyoruz. Burada da Türkçe denemesi ve paragraf denemesi çözdüğümüz günler var. Bir de bazı günler bunların yanına matematik denemesi eklemişiz. Şimdi Türkçe ve paragraf denemelerini ard arda çözerken asla arada mola vermiyoruz. Yani totalde 60 soruyu bir deneme gibi çözüyoruz. Bu çok önemli. Beyninizin gelişmesi için anlama, kavrama kabiliyetinizin artması için bunları ard arda ve mola vermeden çözmeniz çok önemli. Sonrasında haftanın 3 günü bunların yerine matematik denemesi eklemişiz. Ve burada da mola vermesini asla istemedim Gonca'dan. Yani totalde ortalama 100 soruyu mola vermeden çözmesini istedim. Bu şekilde bir düzen ilk başta Gonca'yı zorladı. Eğer siz daha önce benzerini uygulamadıysanız eminim ki sizi de zorlayacaktır. Ama o beyninizin kıvrımlarının acıdığını hissederseniz. Eğer o beyninizin geliştiğini, anlama ve kavrama kabiliyetinizin arttığını hissederseniz zaten sınavda sizi rahatlatacak, sorulara bakış açınızı genişletecek ve size zaman katacak faktör bu olacak. O yüzden başta zorlansanız bile lütfen sabredin ve bu şekilde ilerlemeye özen gösterin arkadaşlar. Gelelim bir diğer önemli kritere, maddeye. Gördüğünüz gibi çalışma saatleri ortalama 2,5 ve 3 saat. Yani ben Gonca'dan 2,5 3 saat arasında ve mümkün mertebe masadan kalkmadan çalışmasını istedim. Birer saatlik etütlerle bu süreçte yol kat etmeniz çok ama çok zor. Günde 4 saat ders çalışabiliyorsan 2 etüt yap. Günde 6 saat ders çalışabiliyorsan en fazla 3 etüt yap. Ama öğrenci okuldan geliyor akşam 4 saat çalışabiliyor. Onda da 4 farklı ders çalışıyor. Bak böyle bir sistemde verimin inanılmaz derecede düşer. Zaten derse başlangıcın belli. Beyninin o derse yoğunlaşma süresi belli. iyice kendini o etüde kaptırma süren belli. Bunların hepsini bir saat içinde yapman üzgünüm ama çok da kolay değil. O yüzden mümkün mertebe daha uzun etüt aralıkları ve daha az etütlerle programınızı düzenleyin. Bir diğer önemli husus da haftada birer tane de olsa TYT, matematik ve fen etütlerini ihmal etmemeye çalışın. Biz AYT aralık ilerledik çünkü bu programı hazırladığımızda sınava yaklaşık 5 ay vardı. Ve bizim 5 ayda neredeyse sıfır olan AYT'yi çok iyi bir noktaya getirirken diğer taraftan da TYT'yi yükseltmemiz gerekiyordu ve burada da %50'lik bir artış yapmamız gerekiyordu. O yüzden biz ne yaptık? AYT arttırırken TYT'yi sürekli denemelerle destekledik ve bu denemelerdeki eksiklerimizi telafi etmek için de işte haftada birer tane de olsa TYT etütleri koyduk. Ha günlük olarak takip ettiğim için bu birer tane kalmadı. Kimi zaman örnek veriyorum. AYT fizik etüdünü o hafta TYT fizik etüdüyle değiştirdik. Çünkü baktık ki TYT fizikte o hafta kapatmamız gereken çok fazla eksik konu var. Ama kimi zaman da o haftaki TYT denemesinde bir eksik e, saptamadık, tespit etmedik ve gittik TYT fizik etüdünde yine AYT fizik çalıştık. İşte günlük olarak takip edilince, haftalık olarak ilerlemeler görüşülünce bu tarz sürekli spontane hamleler yapıp süreci daha da iyi hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden günlük takibin önemini burada bir kez daha vurgulamış olalım. Ve bir diğer önemli madde de şu. Gördüğünüz gibi akşamları e, ya da üçer tane TTFM ve sosyal denemeleri ekledik. Ve yine eski takipçilerim bilenler bilir TTFM ve sosyal denemeleriyle nasıl buradaki netlerinizi artı 15'e çıkarabileceğinizi daha önce başka bir videomda size aktarmıştım. Hatta bunun sonuçlarını birçok koçluk öğrencimin net artışıyla yine sizin gözünüzün önünde şeffaf bir şekilde kanıtlamıştım. Arkadaşlar bu denemeler çok önemli. Özellikle de kısıtlı zamanı olan arkadaşlar için bu denemeleri çözerek net arttırmak minimum eforla maksimum net artışına yol açmış oluyor. O yüzden sizin de programınıza bu şekilde denemeler eklemenizi mutlaka tavsiye ederim. Özellikle de okula giden ya da dershaneye giden arkadaşlar için yolda git gel yaparken işte teneffüs aralarında, uzun teneffüslerde, yemeklerden sonra ya da örnek veriyorum boş geçen derslerinizde çok fazla efor sarf etmeden bu denemeleri aradan çıkarabilirsiniz. Lütfen bu denemeleri de programınıza yerleştirin arkadaşlar. Bunun haricinde zaten haftada bir kere mutlaka ama mutlaka TYT genel denemesi çözmeyi unutmayın diyeyim. Programın genel hatları bu şekildeydi. Zaten size ben PDF'ini de bu şekilde vermiş oluyorum. Buradan siz de bu programın benzerini hazırlayarak en iyi şekilde netlerinizi arttırabilirsiniz ve geri kalan süreci en iyi şekilde yönetebilirsiniz diyeyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.